Biri güzeller güzeli Serenay Sarıkaya, diğeri son dönemin en popüler yakışıklılarından Mert Ramazan Demir. Ömür Sabuncuoğlu iki yıldızla çok özel bir sohbet gerçekleştirdi. Hep birlikte izleyelim. Biri çok güzel, diğeri çok yakışıklı. Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'le çok özel. Ya, çok iyi ya. İyi kaldı. Eğlenmeye hazır olun. Serenay Sarıkaya ile Mert Ramazan Demir, Burak Deniz'in dedikodusunu yaparsa. Burak. Çok iddialı. İnanılmaz. Serenay Sarıkaya bilinmeyen Mert Ramazan'ı anlattı. Çok şaşıracaksınız. Benim onunla ilgili en sevdiğim şey... Serenay Sarıkaya'nın çift katlı otobüs anılarına bayılacaksınız. Çift katlı otobüsle mesela okula gitmem gerekiyordu. O Kazancı yokuşundan tırmanıp. Ve Serenay Sarıkaya, genç kızların sevgilisi Mert Ramazan Demir için nasıl şarkı söyledi? Yavrum baban nereli? Nereden bu kaşın gözün temel? Yılanın güzeli ve yakışıklısı olur mu? Olmaz diyenlerin fikri değişebilir. Bu hafta Ömür Sabuncuoğlu'nun konukları Şahmaran Projesi'nin iki yıldızı Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir. Günaydınlar, iyi sabahlar sevgili seyirciler. Bugün iki tane şahane konuğum var. Biri çok güzel, diğeri çok yakışıklı. İkisinin ortak özelliği başarılı oyunculukları. Evet sevgili Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir bu hafta sonu konuklarım. Biri Şahsu, diğeri Cihan. Şahmaran Projesi'nin iki karakteri, iki farklı yılanı onlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hanım. Harika bir boğaz manzarasında harika iki tane konuğum var bugün. Gerçekten evet, olağanüstü bir yerdeyiz ya. Nasılsınız? Hayırlı uğurlu olsun Şahmaran. Teşekkür ederiz. İyiyiz. Birazcık heyecanlıyız, gerginiz. Evet. Ama iyiyiz. Şahmaran Projesi'nden başlayalım. Uzun süredir merak edilen bir hikayeydi bu. Şimdi Şahmaran hepimizin bildiği bir efsane. Ama ben hani sizlerden, oyunculardan hikayesini tekrar bir dinlemek istiyorum. Tabii ben mi başlayayım? Sen başla, sen daha hakim oldun. Şahmaran evet aslında birçok kültürü ilgilendiren bir efsane. Biz de onu biraz daha günümüze uyarlayarak ama felsefenin böyle çok önemli temel şeylerine tabi kalarak bir hikaye çıkardık ortaya. Şanssız. Kız gelmiş. Kazamız mübarek olsun. Bu kadar tesadüf olamaz Mara. Kızı rahat bırakın. Bu alameti, kehaneti, saçmalıklarını unutun. Bir gün kasabaya bir kız gelir. Başına geleceklerden bir haber. Ve bilmediği bir dünyanın içine düşer. Bir sürü etrafında ilginç olaylar olur. Aslında bir akademisyen. Cihan'la oradan tanışıyorlar. Cihan da Şahsu'nun görev yapmak üzere geldiği üniversitede görevli bir akademisyen. Kalıyor musun? Bir sakıncası mı var? İnanacaksın. Oğlun ne derse desin, uzak duramayacak kaderinden. Çok önemli bir figür olduğunu ve bir takım sorumluluklar olduğuyla yüzleşiyor Şahsu. Ve bu sorumluluklar onu neredeyse böyle delilikle gerçeklik arasında bağ kuramayacağı bir yere götürüyor. Ve bu kehaneti gerçekleştirmeye karar verecek mi, vermeyecek mi? Başlarına neler gelecek? Birinci sezonda daha çok bunu izliyoruz galiba. Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Şahsu ve Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Cihan karakterleri çok konuşulacak. 20'li yaşların sonlarında bir karakter değil mi? Evet, doğru. Şahsu doğru. Ve özgüvenli. Evet, aynen. Annesi yeni vefat etmiş. Hayatında çok uzun zamandır bir erkek figürü yok. Dedesi terk etmiş, babası terk etmiş. Dolayısıyla çok uzun zamandır kendi ayakları üzerinde duran, kendi parasını kazanan, bu yüzden de birazcık kendini dışarıya korumak için bir kalkan geliştirmiş, birazcık sertleşmiş, birazcık maskülenleşmiş bir karakter. Evet. Cihan biraz daha hırslı galiba, değil mi? Cihan hırslı ve Cihan her şeyin farkında, yani daha Şahsu gibi değil.
Şahsu insan olarak o hikayenin içinde beliriyor ama biz işte yıllardır aynı şeyi yaşıyoruz ve aslında o kehanetin gerçekleşmesini bekliyoruz. Yüzyıllardır evet. İlginç olan tarafı da o yani hem insan olarak yaşayıp yılan olarak hayatlarına devam etmesi yıllarca. Hı hı. Ne istiyorsun benden? Seni krallığımın kraliçesi yapacağım. Temel olarak böyle Şahmaran'ın sevgi üzerinden bir bağ kurması, köprü kurması, bunca yıldır süre gelen efsanenin hep sevgi temelli bir yerden çıkması beni çok etkilemişti hep. Dizinin ana figürü yılanlar. Peki hiç yılanlara bir korku var mı? Yılanlara karşı ben herhangi çok seviyorum. Bir şey? Yılan, sever misin evet. Bayağı hiç besledin mi? Yok. Ama çocukluğumda ben şeyde, Şile'de büyüdüm, köyde. Bizim köyde çok yılan olurdu. Bayağı bildiğin tesbih gibi oynardım Allah ben kör Allah. Yılanlarla. Aynen. Aa çok evet. İlginçmiş. Benim annem çok korkardı, hala çok korkar. Aklı gider yani, hani düşüncesi bile çıldırtır onu. Ben bilmem yani temas etmeyi bir kere olsun isterdim ama yılan gibi hayvanlar benim çok ne bileyim bakabileceğim, besleyebileceğim ya da ilgi duyduğum hayvanlar değiller. Daha tüylü, yumuşak, öyle şefkatli şeyleri seviyorum ben. Mistik bir konuyu ele alan Şahmaran dizisine başlamadan önce Serenay Sarıkaya'nın başından öyle şeyler geçmiş ki. Peki böyle hani mistik bir hikaye sonrasında ya da set sırasında böyle enteresan olaylar yaşandı mı? Benim başıma çok ilginç şeyler geldi. O hikayelerden ilki daha Şahmaran projesi ortada bile yokken Floransa'da yaşanmış. Floransa'da bir 4-5 kişilik bir arkadaş grubumuzla işte böyle turistik gezi yapıyoruz ve Asiller Meydanı diye bir yerde İşte arkadaşlarım başka yerleri geziyorlar. Ben böyle yaklaştım ve bir heykelin önünde böyle bir şey oldu. Bana kala kaldım. Ne yaşadığımı bilmiyorum, ne olduğunu bilmiyorum. Ve gözlerimden yaşlar boşanıyor. Böyle çok kalbimi sıkıştıran, çok ağır bir duygu hissettim. Böyle nefesimi düzenlemek için gittim. O heykellerin olduğu avlunun içine oturdum falan. Biraz sakinleşmeye çalıştım. Üzerinden çok uzun zaman geçti. Şahmaran oldu. Biz sete çıktık. Galiba Adana'da bir arkadaş grubunda bu hikayeyi anlatırken böyle Asiller Meydanı'ndaki heykellere bakıyordum ve o fotoğrafı görünce yine aynı şey oldu. Anladım bunu. Heykel Medusa'nın başını koparmış Perseus heykeli. Bunun başında bana böyle bir şey gelmişti. Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran projesine ve rolüne aşık olmasını sağlayan bir olay daha var ki başlı başına film konusu. Göcek'te bir Seda diye bir arkadaşım bir ev kiralamıştı. Onunla böyle birkaç gün orada takılmaya gittim. Seda işte ben gelince dedi ki sen birazcık işte oyalan, ben bir alışveriş yapıp geleceğim. İşte çekmeceleri karıştırıyorum evde. İşte kahve yapmak için bir şeyler bulmaya çalışıyorum falan filan. Bir tane çekmeceyi bir açtım. Bir tane not böyle kocaman. Aklımı yitiriyordum böyle, elim ateşe değmiş gibi çekmeceyi kapattım. Ve yani yakalanmış gibi hissediyorum böyle, nasıl yani, ne demek bu diye. Notun üzerinde şu yazıyor: Şahmaran'a de ki bizden ona zarar gelmez, ondan da bize gelmesin. Daha birkaç gün olmuş işi kabul edeli. Ve Serenay Sarıkaya'yı çok etkileyen o an. Seda eve geldi, dedi ki ya sana bir şey göstermek için sakladım, inanamayacaksın bunu görünce. Ne? Böyle buzdolabının üzerinden çok kutsal bir şey gibi bir tabağın içinde indirdi böyle. Bir yılan derisi, ev temizlik yaparken bulmuşlar, daha yeni çıkartmış. Yani bütün kabuğunu, bütün bir kabuğunu. Daha yeni çıkartmış falan. Dedim Seda neler söylüyorsun, ne oluyor yani? Ne demek bu? Ondan sonra işte Ayşe ile paylaştım falan. Dedim herhalde yani ne yapıyorsak yapmalıyız bunu. Ben mesajı aldım. Tamamdır yani. Böyle çok garip şeyler oldu bana. Notu kim yazmış? Çıktı mı ortaya? Notu daha önce o evde kiracı olarak yaşayan kişi yazmış. Aslında böyle doğanın içindeki evlerde. Evet çok ilginç hakikaten. Doğanın çok içinde olan evlerde eski bir inanışa göre bazen böyle notlar yazılırmış. Hani eve yılan girmesin, hani ne bileyim bizi korusun, korkutmasın falan diye. Çok ilginç çok gelmişti enteresan. Bana. Evet. Mert Ramazan Demir'in ise dizinin çekildiği Adana'ya olan bağ enteresan. Sen de Mert oldun mu Barış'a?
Ben de şöyle bir şey oldu. Ben daha önce hayatımda hiç Adana'ya gitmedim. Kendi hayatımda böyle birçok mistik şey yaşadım orada Adana'da. Anlatmışsın. Dejavu. Sürekli dejavu yaşıyorum orada böyle. Sanki daha önce oraya gelmişim gibi. Hatta dövmesini falan yaptırdım hiç dövme sevmeme rağmen. Orada yaşadığım bir olayı. Ondan sonra iki yaz üst üste tekrar Adana'ya gelmeye devam ettim. Çok ilginç. Çok yani, iyi. Yani, mesela bir oyuncunun kariyerinde kaç tane Adana'da iş gelir? Evet, doğru. Ben 3 yazdır Adana'dayım. 2020, 21, 22 yazını full Adana'da geçirdim. Hayatında hiç Adana'ya gitmemişken son 3 yılının önemli bir kısmını bu şehirde geçiren yakışıklı oyuncu hayatının kırılmalarını bu dönemde yaşamış. Çok yani, neleri mesela yaşamış gibi var mı böyle hikayeler? Sürekli dejavu yaşıyorum. Yani sanki daha önce ben burada yaşadım, bu topraklarda yaşadım hissi vardı bende. Onda böyle kendi özel hayatımda böyle garip bir kırılma yaşadım. Ailemle alakalı böyle. Ondan sonra hatta bende acayip bir rahatlama oldu kendimle alakalı filan. Sonra tekrar Adana'ya geldim yani bir sonraki yaz sonra bir daha tekrar filan. Ben de garip olan oydu. Adana'da çekildi dizi. İstanbul'un kaosundan sonra Adana çok iyi gelmiş onlara. İstanbul'da mesela ben yaşarken ister istemez burası çok kaotik bir yer olduğu için. Sen hatta İstanbul'a dönmek istemiyordun. Hiç yani dönmek istemiyorum. Mecbur olmadığım zaman asla dönmek istemiyorum. Ve orada o kadar güzel ki böyle bütün bir ekip bir anda bir aile olduk. Gerçekten o tılsımın bence herkes farkındaydı ve çok bir anda kenetlendik birbirimize. Düşünür müsün ileride Adana'dan bir ev alıp orada? Adana'dan bir arsa. Pamuk toplamaya başlıyormuş. Yani. Seride öyle hayat pamuk tarlasında. Tabii. Malı mülkü satıp her şeyi satıp orada yerleşiyor. Bence çok iyi fikir. Şaka bir yana Serenay Sarıkaya bazen uzaklaşmanın kendisine iyi geldiğini söylüyor. Bende öyle bir şey var yani ben... Ne bileyim böyle şehir hayatında çok uzun zaman yaşayıp böyle kendimin fark ettiği errorlar vermeye başladığımda gerçekten böyle bir sayfiye bir yere gidip orada bir süre yaşamak bana çok iyi geliyor. Bir dönemde Adana olabilir yani. Neden olmasın Adana bilmiyorum. Çok iyi. Adana'dan bahsederken eşsiz lezzetlerine değinmeden olmaz. Peki en iyi, en çok yediğiniz yemek hangisiydi orada? Kebap. 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 Başka bir alternatifin yok. Adana'nın diğer normal insan kebap yani. Evet. Böyle bir replik de var. Evet evet çok güzel onun bir sahne. Onun ama enteresan ya. Mutfağını da öğrendiniz herhalde değil mi? Bu farklı başka isimlerde şeyler var ya şırdan. Evet ama ben böyle... onların ben mesela şırdanı ben de deneyemedim ama... Şey, bulunamıyorum zaten sıkıntı. Şey, ne? Mumbar yedim mesela. Mumbar yıkılıyor. Mumbar onu çok beğendim. Hepsini deneyimleme şansımız olmadı ama genel olarak ben zaten çok mezeciyim. Çok böyle sofracıyım. Severim yani. Öyle direkt ana yemek değil de böyle ufak ufak hani mezelerle başlayıp sohbet, ve... muhabbet, müzik evet, falan evet. Bayılırım. Her gecemiz öyle geçti zaten. Ekibin Adana anıları da pek eğlenceli. Karaoke gecelerinin yıldızı Burak Deniz'miş. Kim iyiydi en iyi karaoke'de? Burak. Çok iddialı tabii. İnanılmaz bir ses çok yani. Çok iyi söyledim, çok iyi çok biliyor. Iyi. Çok iyi söyledim, çok iyi farkında çok ama... Çok farkında. Biz de böyle hipnoz olmuş gibi Burak'a yüzü. Evet. Gerçekten Burak. Çok iyisin evet. Demekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Serenay Sarıkaya'nın sesinin iyi olduğunu hepimiz biliyoruz ama Mert Ramazan Demir de bu konuda epey yetenekli. Senin sesin nasıl var? Benim ses çok güzel ya. Gerçekten. Çok güzel sesi. Yani ya. İlginç bir tarzı var ve çok güzel söylüyor bence. Aşk nefrete ne yakınsın. Kin kırdı her okşamak istediğimde seni. Yıldızı yeni yeni parlayan ve haliyle de merak edilen bir isim Mert Ramazan Demir. Bilinmeyen çok yönü var. Bu bilinmeyenleri onu iyi bilen Serenay Sarıkaya'dan dinlemek ister misiniz? Şimdi mesela Mert de merak ediliyor ya, sen hiç bilinmeyen bir özelliğini Adana'da keşfedip neyi söyleyebilirsin bize? Yani hiç bilinmeyen bir özelliğini Mert o konuda biraz kapalı birisi aslında evet. Bence benim gözlemimce.
Ama benim onunla ilgili en sevdiğim şey, bu biliniyor mu bilinmiyor mu bilmiyorum ama görünmeyen çok büyük bir derinliği var. Çekimler sırasında derin sohbetleri olmuş bol bol. Onunla bizim öyle çok fazla mesela baş başa sohbetlerimiz vardır. Saatlerce konuşuruz. Aileden, işte hayat düşüncelerimizden, her şeyden yani. Çok severim ben onunla öyle sohbet etmeyi. Başka bir derinliği, çok duygusal bir tarafı, çok böyle insana iyi gelen, naif bir tarafı var. Ağlamaya başlıyorum. Ağlasana ya burada. Projenin fragmanında bir cümle dikkat çekiyor. Bu cümlenin derinliği üzerine sohbeti sevgi ve ihanete getiriyoruz. Şimdi fragmanda çok enteresan bir şey var. İnsan sevdiği her şeye ihanet etti diye bir cümle var ve dünya sana ait değil insan. Aslında çok derin bir söz. Bu dünya kurulalı beri insanoğlu sevdiği her şeye ihanet etti. Şahsu'nun dizi içinde kullandığı bir cümle daha var. Maran'la bir sahnelerinde, o da çok hoşuma gidiyor benim. Yine çok sevmek ve ihanet etmekle alakalı. Diyor ki birini ihanet edebilmen için önce çok sevmen gerekir. Bu sevgi çok güzel değil mi? Bu sevmek ve ihanet etmek konusu bana biraz şey gibi geliyor. Yani maalesef işte bu gündelik koşturmacaların içerisinde, bu kaotik hayatın içerisinde bazen önceliklerimizi unutuyoruz. İşte bir makineye dönüşüyoruz, çok motomot bir şeye dönüşüyoruz. İşe git, gel, yat, kalk. Yani hep böyle bir mekanik bir şeyin içinde yaşıyoruz gibi. Ve o düzenin içinde de bir süre sonra gerçekten böyle sana iyi gelen şeyleri, doğayı, durmayı, iyi hissettiren şeyleri yapmayı insan unutuyor gibi. Ve gerçekten onları yapmaktan uzak durduğun her saniye o sertleşmeler seni böyle daha katı, daha hiç vermeyeceğin reaksiyonları verecek bir hale getirebiliyor. Muhtemelen işte ihanetse eğer, doğaya ihanetse, dünyaya ihanetse öyle bir yerde başlıyor. Çünkü bunlar bizim kendi kafamızdan uydurduğumuz alışkanlıklar. Mert Ramazan Demir'e ailesini soruyoruz. Kalabalık bir ailede büyümüş ve o ailenin en küçüğüymüş. 5 erkek bir kız. En küçük erkeğiyim aynen. 4 tane abim var. Peki zor muydu en küçük kardeş olmak? Tabii ki zordu. Neyi demek yani, zordu? Bir yandan çok keyifliydi ama hani 4 tane abinin baskısı altında yetişmek çok keyifliydi ama bir yandan zordu. Aslında hep bunu kadın oyunculara sorduğumuzda kız kardeşi olanlara hani kıyafetleri çok giyeriz, birbirimizin alırız falan, erkeklerde de oluyor mu? Bizim kıyafetlerimiz. Yiyecek yemeğimiz. Zordu. Zor değil mi? Tam aksine Serenay Sarıkaya da ailenin tek çocuğu. Bir kardeşi olmasını istemiş hep. Tek çocuk olmak, Serenay sen de teksin aslında bu anlamda. Yani ben hep bir kardeşim olsun isterdim aslında. Senelerce bunu çok istemiştim. Annem babam ayrıldıktan sonra her sene başka bir evde, başka bir okulda yaşadık. Şehir değiştirdik çok fazla. Benim hep düzenim değişirdi. Bir yandan da ne bileyim, bazen insan istiyor ya. Her seferinde yeni birileriyle tanışmak, yeni birilerini yeniden bir takım süreçlerden geçip böyle hayatında kalıcı yerlere oturtmak çok zor. O çok yorucu bir şey yani onu yapmak. İsterdim böyle aile kontenjanından birisi yanımda olsun sürekli. Ama biz onu annemle daha çok deneyimledik. O yüzden fena da değildi yani. Konumuz şöhret. Mert Ramazan Demir yeni yeni tatsa da bu hissi, Serenay Sarıkaya uzun yıllardır şöhret. Şöhret olduğunu ilk anladığı yılları soruyor Ömür Sabuncuoğlu. Peki şöhret olduğunu ilk fark ettiğin zamanı hatırlıyor musun? İlk fark ettiğim an o kadar spesifik bir an değil galiba. Ben çok çocukken başladım çünkü bu işlere. Ve bir yandan işte okuyup bir yandan işe gelip gittiğim bir dönem vardı. Ama yeni yeni ünlenirken yaşadığı ilginç anılar var. Mesela çift katlı otobüs yolculukları. Çift katlı otobüsle mesela okula gitmem gerekiyordu. O Kazancı yokuşundan tırmanıp, o otobüse binip, en öne binip uyuduğumu görmesinler diye bazen gerçekten böyle şapka, atkı şuraya kadar kapatıp falan öyle kendimi koruma taktikleri geliştirdiğim oluyordu. Bir de bazen bir dönem uçakta giderken
uyurken beni çekecekler diye çok korkuyordum. Bir de orada öyle bir şeyim vardı. Ama ne bileyim yani öyle bir ilk an hiç olmadı galiba. Şöhretle ilgili aynı soruyu Mert Ramazan Demir'e de soruyoruz. 15-16 yaşlarımda hep hayal ettiğimde şöhret olmanın nasıl bir şey olacağını çok etkilenirdim ve benim böyle içimde böyle karıncalar uçuşurdu falan, nasıl bir şey acaba tanınmak diye. Bir de ben hemen oldu bende böyle bir süreci, çok yayıldı gerçi ama tanınma mevzusu böyle çok rahatım ya, hiçbir şey ifade etmiyor aslında benim için. Bir şey değiştirmedi. Bir şey değiştirmedi, evet. O kadar merakla beklediğim şey çok normalmiş benim için. O çok güzel bir şey işte, onun büyüsüne kapılmamak. Belki hazır mısın buna? Belki de hazırmışım, evet. Ve finali eğlenceli bir şekilde yapıyoruz. Mert hiç tanımayan biri olarak mesela birine anlatacak olsan, bunu cümlelerle anlatmayacak olsan, bir şarkı olsa Mert ne olurdu? Teyze. Söylemiyormuş. Öpülmem. Aa. Şey geldi aklıma, bir anda flash olarak çaktı da bilmiyorum, daha iyisini bulabilirdim aslında zamanım olsaydı. Yavrum baban nereli, nereden bu kaşın gözün temeli? Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Ömür, çok sağ ol. Bütün. Çok keyifliydi. Bizim için de öyle, çok sağ ol. Hayırlı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Serenay Sarıkaya ile ilgili güzel bir haberi daha paylaşıyoruz sizinle. Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte paylaştığı Aile dizisi yakında Show TV ekranlarında başlayacak. Tüm izleyicilerimizle birlikte biz de yeni dizimizi büyük bir heyecanla bekliyoruz.